Ne? Ne? Birinci mi? Birinci abi, birinci oldu. Bir kupa maçında birinci oldu ya, nasıl bir kralsın? Evet, selam çok değerli arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hemen şu kamerayı şöyle bir sağ üste doğru tutturalım. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? Umuyorum ki gayet iyisinizdir. Bu videoda ne yapacağız? Yanımızda henesinikli bir arkadaş var. İşin garip yönü şu. Solo'da 989'a kadar çıkarttı. Girdiğinde 820 idi. Instagram'ı da var. Instagram'dan paylaşmış olduğu savaş günlüğü var. Onlara bakabilirsiniz. Yani adını şu an unuttum. Hatta kendisine soralım dilerseniz. Hatta şurayı bir açalım. Kendisine soralım. Arkadaş Instagram'ını söylesin. Instagram adresini buraya yazsın. Ben ona bir gün, iki gün içerisinde savaş günlüğünü tek tek göstermesini rica edeceğim. Çünkü siz de bu Hennessy alt-bs etiketiyle kendi profiline girebileceksiniz. Hani yalan mıymış, gerçek miymiş, zaten şu an maçlarına bakacağız. Yani ben maçları izlemedim açıkçası, öyle söyleyeyim. Maçlarını izlemedim. O yüzden şu anda merak ve heyecanla maçlarını izleyeceğiz. Klanımıza gelen bir arkadaşımız Piper 29'a kadar çıkarttı. Hani güvenlik merkezi. Bu harita. Ben burada Karl oynadım. Aha, Karl'ımın son durumunu göstereyim. 960'tı. Karl'ın son durumu nerelere indi? Buyurun, 917. Çünkü bu haritada çok tank giren arkadaşlar var. Gündüz girmiştim 7-8 o video atma aşamalarında, ama çok tank geliyordu. Akşamlara doğru herhalde Ems falan gelmeye başlar. Belki o zaman bir şeyler yapabilirim, bilmiyorum. Veya daha güzel maplerde yapabilirim. Söylüyorum, solo öyle kolay bir mod hakikaten değil. Ve kimin ne yapacağı belli olmuyor. El primolar geliyor. Hani team olmaya çalışıyorsunuz. Oluyorsunuz, bir anda üstünüze atlıyorlar. Bir şey de kaçamıyorsunuz, yapamıyorsunuz. O yüzden solo rakiplerin ne yapacağını bilmediğiniz için, siz ne kadar iyi oynamaya çalışsanız bile, herkes bir şeyler yaptığından dolayı solo gerçekten zor bir mod. Evet, şimdi Hennessy'nin maçlarını izleyelim. Profiline de bakalım şöyle hızlıca neler yapmış. 31 bo, 34 max, 35 kesin max'i yapacaktır. Ben de yapacağım da inşallah, bakalım. Yani akşam günü bir şey yapıyor. Harikulade bir hesabı var. Evet, şimdi dilerseniz maçına geçelim. Bakalım nasıl oluyor. Yani heyecanla bekliyorum. Arkadaşlar selam. Hennessy maça girdi. Hennessy maça girdi. Sol altı alsak şöyle ne olur? Abi ne yapacak, çok merak ediyorum ya. Yani Piper'da maça girmezsin ama be. Henüz neler yapıyorsun? Ya şöyle bir şey var. Hadi bakayım. Kalp çıkartıyor vurunca. Çok güzel, bilmiyordum. Şimdi Henüz arkadaşımız bize ne söyledi biliyor musunuz? Dedi ki abi, Emzlerle takım oluyorum. Sonrasında tankları satıyoruz. Bana bunu söyledi. Her yeri kontrol ediyor. Harikasın kardeşim. Hadi bakalım, inşallah olur. Şu an 8 savaşçı kaldı. Emzlerle team olmaya çalışıyor. Ve gördüğünüz üzere Emzler yok ediyor. Çok fazla emz var. Harikulade fazla emz var. Kocaeli BG. Kocaeli BG. Koca Veli 2. BG. Güzel. Orada bir tane Stu görüyorsunuz. Hani olabildiğince team olmaya çalışıyor. Olabildiğince dışarıda durmaya çalışıyor. Piper ne yapacak ya? Şu an bekliyoruz. Gerçekten bekliyoruz. Aşağıda bir tane Stu. Hayır. Hayır. Stu'dan uzaklaş. Arch King ne yapıyorsun orada be? Yani hangi zamanda kaldı o şeyler? Bir anda çıkmaz. İnşallah gaz gelir oraya doğru, da gitmeyecek herhalde bizimki oraya. Ulti doldurması lazım. Aha. Asar mısın? Bir ulti bastı, bir ulti. Emz oradan bastı ultiyi. Kardeşim çok iyisin. Tamam. Bir tane vurdun, güzel. 1860 falan. Daha sıkma Hennessy. Onunla team olman lazım senin. Şu an 5'e kadar düşmüş. Bu maçtan artı alman hakikaten hani 1K, ben inanmıyorum. Ama bu maçtan artı alman bence harikulade iyi bir şey olabilir. Harikulade iyi bir şey olabilir. Ve Semih abi her videosunda video sayısından daha fazla harikulade lafını kullanır diye bir yorum gördüm. Güldürdü beni. Gerçekten. İşte ben de öyle. Mesela dönem dönem bazı kelimeleri gerçekten fazla kullanabiliyorum. Ve henüz de zannedersem şu yıldız gücü var. İttiriyor. İttiren yıldız gücü olduğunuzu tahmin ediyorum. Kesinlikle millete karşı dönüp işte ben Piper'ım, bana sıkma, işte ben dostum falan filan diye hareketlerde bulunmanız lazım. Yoksa mümkün değil. Yani Piper'ım bu haritada ya. Issız şelale değil. Bolluk kıtlık değil. Karanlık geçit değil. Yalnız Hennessy oraya doğru geliyor. Hennessy'nin arkasından geliyor. Aksuar ultiyi basacak. Bastı. Hennessy hayır. Biraz kötü oynadığını söyleyebiliriz. En sonda özellikle. Yani buraya kadar getirilmiş olan bir maç. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Max ne yapıyor diyorum. Emz yoksa biliyor işi. Buraya kadar getirilen bir maç. Ben çok çok daha iyi sonuçlanabileceğini düşünüyordum. Ama olsun. İlk maçıydı. Yalnız kasları falan da var. Şöyle duruyor. Piper.
İlk defa aşk meleği Piper'ın şu şekilde durduğunu gördüm. Hiç müthiş ekranında görmemiştim. Evet, bu şekilde maç bitti. Bakalım bir sonraki maçta neler yapacak. Yalnız güzel oldu bu arkadaşımız için. Çünkü haritanın sonuna doğru denk gelseydi, orada bir sürü Ems var. Heyecan yıldız gücüyle mahvederlerdi ortalığı. Artı bir tamam iyi ama daha da fazla alabilirdi. Bu arkadaşımız nereden geldi? Çünkü en sonki videomuzda 8-10 saatlik sürecek olan bir koddan bahsetmiştik. Ama bu videoyu izlediğinizde bu kod artık tarih olmuş olacak. O yüzden bu kod şimdi geçerli değil. Videolarımızı takip edin. Benimle fotoğraf çekmek isteyen arkadaşlar oluyor. Onlar için de paylaşıyoruz gördüğünüz gibi. Kodumuz geldi. Buraya yazıyor arkadaşımız. Ama ben genelde şunu açıyorum, sohbeti sessiz al diye. O şekilde ilerliyoruz. Şimdi bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar, henüz hemen maça girdi. Bir daha izleyelim maçını, yeni maçını. Bakalım neler yapacak. Evet 6 kişi kaldı. Bu harikulade iyi bir şey. Colt Giren var, Edgar Giren var. Pro Gamer sola doğru atladı. Yani bu arkadaş yani Pro Gamer Nick'i, işte Christie'yim falan. Yani genelde bizim serverlarda da çok kullanılan nickler ki zaten bizim serverda oynuyor. Yani ben de niye böyle bir şey diyorsam. Çünkü bazı arkadaşlar farklı serverlarda oynayarak kolay bir şekilde rank 30 yapabiliyorlar. Benim bazı videolarımda da bu denk geliyor. Çünkü mesela Daryl'ı bir arkadaşımız bizim ana klanda yaptı. O konuda artık içim rahat. Daryl'ı olsun, Mortis'i olsun. Mortis'i de yine kral nickli bir arkadaşımız var. Karlı 31, 32, 33, 34 ve şu anda 35 hedefi olan. Bu videoyu yayınladığımda da 35 yapmamış olması gereken bir arkadaşımız o. Neler yapıyor Colt? Colt neler yapıyor? Birinci Colt bitirdi. Colt bitirdi. Artı 6 ikinci oldu. 1K yapacak. 1K mı yapacak? Yani şaka gibi ama şu an yapacak gibi duruyor. Arkadaşlar son artı 4. Üçüncü olursa oluyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar 1K maçı. Üçüncü olursa 1000 kupa Piper solo. Abi hiç anlam veremiyorum ya. Gördüğünüz gibi Max'ler, Bull'lar, Ems'ler, Jin'ler yani harbiden. Bak ben sabah girdim. Meta olan savaşçılar. Zaten şöyle oluyor. Mesela bazı arkadaşlar VPN kullanabiliyor. Ben de denk geldim mesela. Hani bazı arkadaşlar arkadaş eklettiriyor beni. İşte maçlarımı kayda alır mısın? İşte şöyle yapar mısın falan. Bakıyorum. Adam 10 dakika maç bekliyor. Ama öyle bir şey olamaz ki. 10 dakika solda nerede maç bekliyorsun? 3v3 mi oynuyorsun? Ama şu an gördüğünüz gibi hemen maç buldu. İnanılmaz hızlı maç buluyor. Ben de mesela az önce daha kaydı kapatmıştım. Hemen maç buldu. Normalde arkadaşlar böyle farklı serverlardan girdiğinde hem sunucu yavaşlığı oluyor. Öyle böyle oluyor. Şöyle falan filan derken. Şu yükü alacak mı henüz? Aa bak Leona satıyor yükü. Artık ya kral ya. Solu yazmış bitirmiş. Leon'u resmen asker gibi kullanıyor. Resmen yani intihar komandosu diyorum ama intihar değil. Direkt komando yani. Dalıyor. İşi bitiriyor. Üçüncü olursa benim kupa gelecek. Nasıl ya? Üçüncü olursa ya nasıl yapıyor? Hala da bak. İki maçını izledik. Storylerini paylaşacak. Arkadaşın lütfen Instagram hesabını takip edin. Kendisine söyleyin. Henizli sen nasıl yaptın? Nasıl bin kupa yaptın? Bize söyler misin? Öyle de böyle de. Dönmen lazım. Lütfen satma. Evet geldi. Bin kupa geldi. Şaka mı bu? Gazamı atlayacaksın yoksa. Vay be. Çık şuraya bir tane. İşte bu. Abi ikinci oluyor adam. Leon kolsuz musun? Neler yapıyorsun? Ne? Birinci mi? Birinci abi birinci oldu. Bin kupa maçında birinci oldu ya. Nasıl bir kralsın? Hemen bu arkadaşımızı gönderelim. Gelecek şimdi Piper bin kupa soloda. Bu nasıl mümkün olabilir? Ya. Bin dört kupa ne demek ya? Solo bir kupa Piper ne demek, harika. Bravo ya, harbiden. Solo Piper. Güzelmiş. Bak soloda birçok oyuncu gördüm. Hani Daryl'ı yapan arkadaş da var. Hatta şöyle söyleyeyim, onun videosunu yüklememişim ama bu videoyu çekerken yüklemedim ama yükleyeceğim. Bu videoyu izlerken muhakkak bu videoyu yüklemiş olduğumda muhakkak Hex'in Daryl Rank 30 videosunu izlemiş olmanız gerekiyor. Ama bu arkadaş nasıl yaptı anlamış bile değilim. Maçları izledim ama gördüğünüz gibi kutuyu rakibe saldı. Sonrasında da orada Jin Leon'a sıkıyor. Leon Jin'i sıkıyor. Birinin 40 birinin 60 Jin'i kalıyor. Son maç güzel bir şans olduğunu söyleyebilirim. Ve yanımıza da geldi. Henizi 1004 kupa. 1004 kupa. Solo da yaptı ya. Harikulade inanılmaz bir şey. Yani şöyle...
Mesela ben bazı YouTuber'ların, bazı arkadaşların videolarını internetten araştırıyorum. Hani diyorum ki solda Mortis bin kupa nasıl yapmış, solda Daryl bin kupa nasıl yapmış. Bakıyorum hani rakipleri bizim rakipler gibi değil, doğru. Farklı rakipler, farklı serverlar oldukları için. Ben mesela Piper'ı aratmaya elim gitmezdi yani. Piper'da solo bin kupa yazmazdım. Hani Poku'yu yapan arkadaşı koyduk, hani P Sensei sonrasında Colette yapmıştı, sonrasında Lou yapmıştı. Poku bile hani aksesuar var, onu var, busu var, tamam anlarız ederiz ama hani Poku'yla takım olursun ama Piper çok rahat satılabilecek bir karakter. Piper'la hani neye güveniyorsun da giriyorsun? Maçlarını harbiden merak ederek izledim. Bak klana da yazdım ki %100 fail olacak. Bak yazıyı göstereyim mi size? Fail olacak %100 ama diyorum inşallah yapar. Hakikaten fail olacak demişim yani ama yaptı, beni de şaşırttı. Hani arkadaşımdan özür diliyorum, bunu yapamayacağını düşündüm. Ama yaptı. Tebrik ediyoruz. Şimdi de gördüğünüz gibi tebrik ediyoruz. Hakkını teslim ediyoruz. Arkadaşımız bravo. Hani yapılmayacak diye bir şey olmadığını da şu an görmüş olduk. Hani VPN falan kesinlikle değil arkadaşlar. Bizim klanda ve maça direkt olarak giriyor. Hikayelerinde zaten rakiplerini paylaşacak. Hikayelerini bakın, savaş günlüğünü sizlere göstersin. Kaç kupa rakipler geliyor, kimler, hangi klanda, Türk mü, yabancı mı falan. Hepsini görebilirsiniz. Arkadaşımız da o kadar yoğun değildir zannedersin. Instagram'da ne kadar takipçisi olduğunu bilmiyorum ama sorun abi, sorun. İlk başta göstermiş olduğum Instagram adresine girin. Arkadaşı soru yağmuruna tutun, onu etiketleyin. Sonra ona söyleyin işte SS alma oda kurun, işte oda kurar mısın diye. Hadi seninle gel SS alana falan. İstediğiniz her şeyi yapabiliriz. Arkadaş da memnuniyetle karşılayacağını düşünüyorum. Çünkü yani bu kadar ilgi ve alaka arkadaşa bizden gitmiş olması onu da memnun ve tatmin edecektir diye düşünüyorum. Hem de solda bin kupa yapılmış Piper'la da siz de fotoğraf çekmiş olacaksınız. Bazı arkadaşlar işte knockout'ta olsun, işte sıcak bölge olmaz da Piper. Sonrasında işte savaş topu diyelim, soygun veya işte kuşatma, artık ne derseniz 3 ve 3 modlardan birisi. Solo da Piper yapan birini şeytan taşlar gibi taşlayacaklardır. Biz de bu algıyı kırmaya çalışıyoruz. Hex'in şu Daryl videosunu şu an atmadığım için, yani bu videoyu çekerken atmadığım için bundan öncesinde o videoya nasıl tepkiler geldi bilmiyorum ama olabildiğince bu modlar arasındaki ilişkileri çok iyi ifade ettiğimi anlattım. İnşallah düzelmiştir bu olay ve şu an bu videoyu çekerken vay kardeşim nasıl yaptın, sana helal olsun. Oyunu kurallarına göre oynamanız lazım. Eğer siz solo girmek istiyorsanız bu solodaki kural, spin atacaksınız. Adamlarla team olacaksınız. Team olduktan sonra karakterini satmaya uygun bir karakterse mecbur satacaksınız. Çünkü bu modun kaidesi bu. Satamıyor musunuz? Satmak istemiyor musunuz? Solo oynamak size zor mu geliyor? Oynama. Oynamayın. Bu kadar basit. Hani oynamamanız gereken bir modu oynayan arkadaşlar olduğunda ve başarı elde ettiğinde bu başarıda da küçümsüyorlar. Sonrasında bu başarılara gölge düşürmeye çalışıyorlar. Ahana da yapmış. Helal olsun. Belki sen kardeşim 3 ve 3 oynayan kardeşim hani solo yapamıyorsun. Hani yapan arkadaşlara da gıcık oluyorsun. Bari bunu dile getirme de hani bazı klanlar var. Çok fazla mesaj alıyorum. Hani bak ben kendi klanımdayım. 10 tane klanım var. Ve benim klanlar da hani benim yapmış olduğum videolarla alakalı, benim hani söylemiş olduğum bazı olaylarla alakalı. Hani tamam görüş söyleyebilirsin. Yani solo oynamak senin söylediğin kadar da zor değil abi. İşte öyle de böyle de diyebilirsin. Konuşuyorum onlarla. Vallahi billahi konuşuyorum. Klanımızdaki arkadaş, aha bak bugün kimle konuştum? Sinan YT. Aha bak gelin söyleyelim, aha bak. Güzelce ne güzel konuştum arkadaşlar bak. Sinan YT. Hemen söyleyelim. Aha da burada maça girmiş. Bak profiline girin. Aha bu arkadaşı ekleyin. Bugün ben bu arkadaşa muhabbet ettim. Dedim ki sen önceki videosunu izledin bak, orada bahsetmişiz. Ceki videosunda anlattık. Bu solo modlarla alakalı falan. Yetmedi mi? Ama bu arada da bayağı 10 dakika falan yazıştık. Normalde etkinlik videosunu atacaktım ama bu arkadaşla konuşmak için, bunu anlatmak için videoyu 10 dakika erteledim. Tamam konuştuk. Şimdi sen benim Daryl videosu var. Onu bir izle. Bak orada daha iyi anlayacaksın. Çok çok daha iyi anlayacaksın artık. Hangi modda oynayan arkadaşlar olursa olsun herkesin birbirine saygı duyması gerektiğini ve zorunda olduğunu. Yaşlar küçük. Anlıyorum. Bazı şeylerin farkında değilsiniz. Onu da anlıyorum. Ben de küçükken top oynuyorduk, orada dolaşıyorduk, yaramazlıklar yapıyorduk. Evet ama artık burası sanal ortam. Eskisi gibi değil. Burada kime saygılı, kime saygısız, bir şey, kime sevgili, kime sevgisiz, yani nasıl davranacağınızı kestiremiyorsunuz. Karşınızdakini kendi arkadaşınızmış gibi hissediyorsunuz. Arkadaşıma çok rahat söyleyebilecek olduğum bir şey alınmayacak. Kendi yakın arkadaşım ama
İnternette tanımamış olduğu aynı klandaki karakterini bilmemiş olduğu veya işte kendi değer vermiş olduğu şeyleri rakibinin değer vermemiş olduğu şeylerle kıyaslama içerisine girip işte ona hakaret, ona kötüleme şeyleri yapınca hoş olmuyor. Sonrasında kavgaya çıkıyor, o klandan çıkıyor, bu küfür ediyor. Ben bunları çok duyuyorum. Ben kendi klanlarımda bu tarz olaylar daha yaşanmadan bitiriyorum. Ya arkadaşları gönderiyoruz, ya çözüme ulaştırıyoruz. İkisinden de biri olunca da olay hallolmuş oluyor. Ama duyuyorum, 10 klanımız var, 1000 arkadaşımız var. Allah'a şükür çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. Önemli olan şu, 26 yaşındayım. Şu ana kadar oyunu 1,5 yıldır oynamaktayım ve çok fazla analiz üzerine video çektiğim için bazı şeyleri çok iyi ayırt ettiğimi düşünüyorum. Ve bunları anlatırken de arkadaşlarım bunlardan yararlanmasını, nasiplenmesini ve faydalanmasını düşünüyorum, diliyorum ve umut ediyorum. İnşallah da öyle olur. Videoyu da burada sonlandırayım. Güzel de bir bitiriş yapmış olduk. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. İyi günler.